Merhaba arkadaşlar. Solidworks ile ilgili olarak eğitimimize devam ediyoruz. Şimdi ilişkileri göster ve sil kısmına geldik. Tabi bu kısımdan önce arkadaşlar e, ilişkiler neler onunla ilgili e, biraz konuşalım Solidworks içerisinde. Şimdi biz herhangi bir geometri oluşturduğumuzda çizim ortamında e, diyelim ki bir çizgi oluşturuyoruz bakın. E, bunu yatayda yaptığımızda yataya getirdiğimizde arkadaşlar bakın hemen sarı bir sembol çıktı. Bu nedir? Ya, bu çizginin yatayda ilişkili olduğunu gösterir. Dikeye çekersek dikeyde sembol gelecek. Bu çizginin dikeyde ilişkili olduğunu gösterir. Ee, ben normal hiçbir ilişkisi olmayan bir çizgi oluşturdum. İstediğim gibi bunun herhangi bir ilişkisi kısıtlaması olmadığı için uzatabilirim, döndürebilirim, evrip çevirebilirim bu şekilde. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bir çizgiyle ilgili olarak bir çizgiyi oluşturduktan sonra buna ilişkiler atayabiliyoruz. Peki bu ilişkileri nasıl atayacağız? Seçtik arkadaşlar çizgiyi bakın. Burada hemen yan kısımda bir e, bölüm açıldı. Çizgi özellikleri olarak var olan bir ilişkimiz var mı? Hayır, şu an için var olan bir ilişkimiz yok. E, peki e, ne gibi ilişkiler tanımlayabiliriz? Bu çizgiyi yatay yapabilirsiniz, dikey yapabilirsiniz veya sabitleyebilirsiniz şeklinde e, seçeneklerimiz var. Tabi yardımcı unsur veya sonsuz uzunluk bunlar da e, burada bulunmakta. Biz şu an ilişkilerle ilgileniyoruz. Çizgimi yatay yapmak istiyorum. Yataya tıkladım arkadaşlar ve okey dedim. Bakın sembolüm bu şekilde geldi. Artık ben bu çizginin yataylığını bozamam. Uzatıp kısaltabilirim. Bakın ama yataylığını bozamam. Yataylık constraint'i tanımlanmış durumda. Tekrar tıkladım arkadaşlar. Bakın yatay constraint burada var. Bunu silmem gerekir ki dikeylik tanımlayabileyim. Bakın. Dikeyliği tanımladım. Yatay yapmak istersem Direkt olarak ne yapalım Aşırı tanımlı. Yani bir çizgi hem yatay hem dikey olamayacağı için program bana uyarı verir. Bir tanesini silmek zorundayım. Ee, Okey dedim. Bakın dikey oldu çizgim. Dikeyde bunun yerini değiştirebiliyorum. Uzaltıp kısaltabiliyorum. Ben bu çizginin herhangi bir ilişkisini silmek için bunu seçip delete'e basmam yeterli arkadaşlar. Bakın eski haline döndüm. Şimdi çizgiyi sabitleyebiliriz. Bakın tıkladım. Buradan da yapabilirim. Yatay yap, dikey yap, sabitle veya ölçülendir şeklinde kısa yollarım burada çıkmakta. Ee, sabitle dedim arkadaşlar çizgiyi. Sabitledik. Bakın şu an çizgiyle ilgili herhangi bir oynatma işlemi dahi yapamıyorum. Sadece ne yapabiliyorum arkadaşlar? Boyunu değiştiriyorum. Çünkü ölçüsel bir kısıtlama, bir ilişki yok. Ama yerinden kıpırdatamıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ben buna gelip ölçü verirsem Dersem ki ölçüsü bu olacak dersem okeylersem bunu artık ölçüsü de sabit. Hiçbir şey yapamam arkadaşlar. Çizgiyi yeniden oynatamam. Bu ne yapılmıştır? Artık fix edilmiş, sabitlenmiş bir çizgidir. Bu şekilde tek çizgiyi görmüş olduk. Neler tanımlayabileceğimiz. CTRL-Z yapıyorum arkadaşlar. Ya da hepsini alalım. Silin. Daha sonra line e, L'ye bastım klavyeden. Şu şekilde bir e, Constrain olmadan arkadaşlar bakın şu şekilde bir çizgi oluşturdum. L'ye bastım klavyemden tekrar L'ye bastım. Bir tane daha şu ters açıda bir çizgi oluşturdum. ESC'ye bastım. Birinci çizgimi seçtim. CTRL'ye bastım. İkinci çizgimi seçtim arkadaşlar. İki çizgi arasında hangi constrain'leri ilişkileri tanımlayabiliriz? Onlar listelendi bakın burada. Aynı zamanda boşluğa tıkladım. Tekrar seçimi yapıyorum. Birinci ve ikincisini seçiyorum. Bakın burada da aynı kısımlar çıktı. Ben yani iki çizgiyi ne yapmak istiyorum? Yatayda hizalamak istiyorum. Tıkladım, hizaladım. Hayır, yatayda hizalamak istemiyorum. Veya bu şekilde yaptım. Sildim arkadaşlar bunları. Constrain'leri sildim bakın. Tekrar ikisini birlikte seçtim ve bunları dikeyde hizalamak istiyorum. Gibi gibi, bu gibi işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Bunları sildim, seçip. ...ne gibi işlemler yapacaksak... ...bakın seçili objelerim orada durmakta... ...bunları aynı doğrultuya getir... ...bakın aynı doğrultuya getirdi. ...veya e, bu constraint'i de seçtim... ...sildim... ...bunları e, birbirine dik açılı şekilde yap... ...şuradan ayıralım arkadaşlar... ...şu ikisini seçtik bakın... E, ...şu şekilde seçildiğinden emin olalım... E, ...şuraya geldik... ...birincisi... E, bir ...şuradan çıkalım... ...birincisi ve ikincisini seçtik arkadaşlar... Dik açı. Bakın tıkladım dik açı yaptı. Peki burada hangisini e, yapacağına nasıl karar veriyor? Yani bunun şeklini değiştirdi. Bunun konumunu bozdu. Tekrar tıkladım. Şu an herhangi bir şey tanımlı değil arkadaşlar. Bakın e, bu şekilde seçim sıralamasının bir önemi var mı ona bakalım. Birinci olarak bunu seçtim. CTRL'e bastım. İkinci olarak bunu seçtim arkadaşlar. Daha sonra dik açı yap dedim. Bakın bunun e, yerini değiştirdi. CTRL'e Z yapıyorum. Birinci olarak bu kez bunu seçtim. ikinci olarak bunu seçtim arkadaşlar. Ee, dik açı yap dedim. Bakın yine bunu yaptım. Çünkü neden? Bakın ee, şu şekilde. Bunu e, program kendi içerisindeki algoritmada bunu konumlaması daha kolay geldiği için. Bakın şunu şu şekilde çevirmesi daha kolay olduğu için bunu yapıyor aslında. İki çizgi arasında e, bunları tanımlamış olduk. Bakalım başka ne yapabiliriz? İki çizgiyi seçtik arkadaşlar. Bakın. Paralel yap. Paralel yaptık arkadaşlar. Paralel hale getirdik. Eşit yap. Eşit uzunluğa getirdik. İşte ikisini birlikte sabitle. Bakın hiçbiri çakışmıyor. dedim. Artık bunların hiçbirini bakın şu eksende paralelliğini bozamayız. Boyutunu değiştiremeyiz. Ama ne yapıyor biliyoruz? E, bu eksende hareket ettirebiliyoruz. Buradaki constrainleri bozmadan. Dediğim gibi constrainleri şu şekilde sırasıyla çiz, seçip arkadaşlar ne yapabiliriz? Bunları e, tamamen sıfırlayabiliriz. Constraint yani e, ilişki tanımlama kısmına bu şekilde e, bir giriş yaptık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.